orta ateşte biraz tavan böyle kendi halinde takılsın, ısınsın. Bakalım bugün kırmızı soğanımız nasılmış? Gayet iyi durumda. O zaman bir tanesi yetecek. Kırmızı soğanı birazcık doğrayacağım. Şöyle hafif elimle eziyorum. 1 kilo ıspanak için 1-1,5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı hemen ekleyelim. Ve tabii ki tereyağı koyacağız. Şöyle ne kadar? 1, 2, 3, 4 küp. 4 mini küp koydum. Şimdi ocağımın altını biraz açıyorum. Soğan sotelerken ben hemen tuzunu ilave ederim. Bu sayede çok çabuk yumuşar. Birkaç dakika kadar soteleyeceğim. Sonra hemen ıspanaklar. Bakalım dolapta sarımsak varsa bence birkaç diş de güzel olur. Ispanakları hani normal ıspanak yemeği yaparsınız ya, ona göre iki tık daha kalın doğruyorum. Şöyle bakın yaklaşık iki parmağım kalınlığında. Hemen sarımsakları ekleyeceğim içine. Şöyle minik minik üç dişi koydum. Kokusu çıkana kadar. Gördüğünüz gibi soğanlar çok fazla ölmedi, sadece yumuşadılar. Hemen içine ıspanaklarımı koyacağım. Şimdi ıspanaklar için de biraz tuz, biraz karabiber. Benden söylemesi buna acı da çok yakışır. Şöyle bir kaşık daha alalım. Aynı salata karıştırır gibi bütün malzemenin iç içe geçmesini istiyorum. Biraz kırmızı toz biber ekleyelim. Ispanaklarım benim için hazır. Dediğim gibi fırında da pişeceği için çok fazla pişirmedim. Şöyle orta bol bir fırın kabı alıyorsunuz. Bir kat ıspanağımızı koyduk. Şimdi etlerimize. Dedik yani ne eti varsa buzlukta etimizi de koyduk. Şimdi üzerlerine domates. Fırında biraz domateslerim de yumuşayacak. Çok fazla yumuşamasını istemiyorum. Şimdi sıra geldi peynire. Ben şu an kaşar peyniri koyuyorum. Yemeğimiz çoktan hazır bile. Peki şimdi ne yapıyoruz? 200 derece fırında sadece kaşar eriyip üzeri kızarana kadar. Ama diyorsunuz ki ben domatesi daha pişmiş istiyorum, böyle erisin yok olsun. O zaman 15 ile 20 dakika arası 200 derece önceden ısıtılmış fırında pişiriyorsunuz. Fırından nefis kokular geliyor. Yemeğim çoktan hazır. Hemen almak istiyorum.